İnsanoğlunun varoluşsal sorunu bitmek bilmez. Adem ve eşinin yaratıldığı andan itibaren insanoğlu hep bunu zihninde sorgulamıştır. Neden tek Allah olduğu halde farklı dinler var? Neden farklı din olduğu halde neden farklı mezhepler var? Neden farklı mezhepler varken farklı dini görüşler var? Yani yaratılışın temelinde bilim var. Özellikle bu 1,5 yıldır yaşadığımız zor süreçte biz bu soruyla daha çok yüzleştik. Yani insanoğlunun varoluşsal sorunu bitmek bilmez. Her insan belli bir dönemde bununla yaşar. Boşluğa düşer, mutmain olmaz, tatmin olmaz, yetersizlik hissine kapılır ya da doyumsuzlaşır. Ve bir şekilde huzura eremediği noktada özellikle neden dünyaya geldiğini sorgular. Baktığımız Aynen. zaman hastayken fiziki olarak kendimizi çok kirli hissettik. Dünyaya bakıyoruz, her taraf çöp yığını, insanların bıraktığı çöp yığını. Bununla ilgili işte haberler çıkıyor. Hem bizim ülkemiz hem dünyada diğer ülkeler. Sürekli hem kendimizi hem dünyayı kirletiyor gibiyiz. İbadetlerimizi yerine getirdiğimiz zaman sadece kendimiz için mi, Allah rızası için mi yapıyoruz? Bir noktadan sonra yine kafamızda soru işaretleri oluyor. Peki tek yapmam gereken bu mu? Bana hayrı, etrafıma hayrı, evlatlarıma hayrı, sevdiklerime hayrı ne? Onlar için ne yapabilirim? Bu sorular bitmek bilmiyor. Peki Kur'an bize ne diyor? Biz insanoğlu, biz kullar neden dünyaya getirildik hocam? Gönderildik. Zaten esasında tartışmamız gerekli olan ana konu bu. Kur'an'a evet. göre neden dünyadayız? Veya dünya niye yaratıldı? Evren niye yaratıldı? Hep bunları esasında daha Adem ve eşinin yaratıldığı andan itibaren insanoğlu hep bunu zihninde sorgulamıştır. Neden yaratıldık? Ben kimim? Niye dünyadayım? Gibi. Ama bu konuda da 1400 milyonlarca yıldır, daha doğrusu 200 bin yıl diyeceğim, biraz sonra açıklamalar yapacağım zaten. Binlerle ifade edilen yıllar içinde çeşitli görüşler ileri sürülmüş. İşte bu nedenle yaratıldık, şu nedenle yaratıldık ama Kur'an temelli ne deniyor? Bize ayetler ne diyor bu konuda? Ve esasında benim 55 yıllık Kur'an araştırmacılığım liseden başlayan bir konu. Lise çağımdan itibaren ben Antakyalıyım, Hataylıyım. Ve biz Antakya'da, Hatay'da çok farklı dini görüşlerde gruplar dolu. Ve o gruplar içinde ben liseden başlamak üzere neden tek Allah olduğu halde farklı dinler var? Neden farklı din olduğu halde neden farklı mezhepler var? Neden farklı mezhepler varken farklı dini görüşler var? Hep bunun arayışı içinde oldum ben. Ve bu arayış içinde de benim dayanacağım en sağlam belge, tartışmasız şüphe götürmeyen belge Kur'an olduğunu anlayınca Kur'an'a yöneldim. Ve 55 yıllık bu Kur'an'a yönelmemin hedefinde de Kur'an'ı anlama ve dinimin ne olduğunu Kur'an'dan öğrenme. İşte şimdi bugünkü konu yine Kur'an'a göre ne dönüyor? Oradan gitmemiz lazım. Çünkü en sağlam belge o. Şimdi Kur'an'a göre ben açıklamaya çalışacağım. Ayetlere göre açıklamaya çalışacağım. Ve evrenin ve dünyanın ve canlı cansız bütün yaratılanların yaratılış bilgileri ve kuralları var. Bu yaratılış ve bilgileri ve kuralları nerede var? Levh-i Mahfuz denilen bir kitapta. Levh-i Mahfuz nerede? Arş'ta. Arş nerede bilmiyoruz. Ve arş ilahi görevlilerin olduğu yer. Ve orada da kayıt sistemi var. Buna da biz kozmik bilgisayar diyoruz. Ve bizim bütün kayıtlarımız bu kozmik bilgisayarda. Ama yaratılış bilgilerimiz levh-i mahfuza göredir. Ve bunu nereden çıkaracağız? Neml suresi 75. ayeti okuyalım. Bakın ne diyor? Göklerde ve yerde bilmediğiniz ve sizin için gizli gibi olan her şey apaçık bir kitapta kayıtlıdır der. Ve belirlenmiş kayıtlara, kurallara göre yaratılmıştır. her şey. Göklerde ve yeryüzünde olan. Şimdi dolayısıyla Kur'an'da yaratılışla ilgili ipuçları acaba var mı? Bunun arayışına girince devam ediyoruz. Enbiya Suresinin 16. 17. ayeti. Şimdi Enbiya Suresinin 16. 17. ayetine baktığımız zaman ne diyor? Ey insanlar! Şunu bilin ki biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri kendimiz için oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. 17. ayete geliyoruz. Eğer biz onların bir eğlencelik olmasını dileseydik, eğlencemizi kendimizin uygun gördüğü bir şekilde ve bulunduğumuz yerde yapardık. Ankebut Suresinin 44. ayetine bakıyoruz. Allah gökleri ve yeryüzünü belli bir amaç için yarattı. Ve bu yaratışta aklıyla düşünen müminlerin yararlanacağı birçok işaretler, deliller vardır. Buraya nereye ikaz ediyor? Araştırın diyor. Yarattıklarımdaki gizli bilgileri araştırın, ilim yapın diyor. Müthiş. Ve bu yaratma madem ki boşuna değil, o zaman sadece bir oyun olsun diye de olmamakta. O zaman evren olarak bütün yaratılanlar, Leyl Suresinin 49. ayetinde bu yaratma işleminin ilahi bir proje olduğu vurgulanmış. Yani yaratma, evren, gökler, gökyüzü, yeryüzü, canlılar, cansızlar bir ilahi projedir. İlahi proje. Evet. Ve Leyl Suresinin 49. ayetine bakalım ne diyor? Şunu iyice bilin ki biz her şeyi kesinlikle bir kadere, yani düzenli işleyen bir plana, ölçüye, bir projeye göre yaratmışızdır. Şimdi evet. Dolayısıyla ilahi sistem bu projeye uygun olan bu yaratılış projelendirilmesinin neye göre yapıldığına Kur'an kaderlenme diyor. Kaderlenme ne? Kaderlenme. Ala Suresinin 2. ayetine bakıyoruz. Çünkü Allah her şeyi yarattı ve bir düzene koydu. 3. ayet, her şeyin miktarını, biçimini belirledi. Yani kaderlendirdi. Hedeflerini ve doğru yolu belirleyip bildirdi. Ra'd suresi gök gürültüsü. 8. ayet, ey insanlar! Allah öyle kudretlidir ki her dişinin ne saçmakta olduğunu ve rahimlerde neyin eksik veya fazla olacağını bilir. Çünkü Allah'ın yanında her şey belirlenmiş bir ölçüye göre yaratılmaktadır. Yaratılmıştır ve yaratılmaktadır. Şimdi işte bu projenin ölçülendirmesinde ne kullanılmış? İlim kullanılmış. Hangi dalları? Matematik kullanılmış. Geometri kullanılmış. Fizik, kimya, biyoloji, istatistik kullanılmış. Tıp kullanılmış, mantık kullanılmış ve psikoloji, bilim dalları kullanılmış. Yani yaratılışın temelinde bilim var. Ve bu bilimsel bilgiler temelinde olan bu yaratılmayı bize, ey insanoğlu sen de bilim yapacaksın. Birinci oku. Alak Suresinin 1. ayetindeki ilk oku emri. Evreni araştır. Bilim yap. Alak Suresinin 3. ayetinde 2. oku var. 2. okuda vahiy kitaplarını oku. Sırasıyla gönderdim sana ben vahiy kitaplarını. İçine de vahiy kitaplarının içinde de din denilen kuralları koydum. O kuralları oku. En son kitap olan da Kur'an'da ile o din kurallarını tamamladım ve sana gene o kitabı gönderdim. Kuralların bütününü. Din nedir? Din vahiy kitaplarına bildirilen muhkem kurallar bütünüdür. İşte siz seviyorsunuz muhkem ve müteşabihi. Ona o ayrı bir konu. Ayrı bir sohbet konu. Bu proje, yaratma projesi evrenin 14,5 milyar yıl önce yaratılmasıyla başlanmış. Evet. Ve dünya okulunda da öğrenci ruhların eğitimine de 4,5 milyar yıl önce başlandı dünyanın yaratılmasıyla. Şimdi Nazihat Suresinin 30. ayetine bakalım. Der ki bu işlemden sonra tüm canlıların yaşam koşullarına uygun yer küresini de düzenleyip deve kuşu yumurtası biçimine sokandır o. Bakın müthiş bir bilgi var burada. Dünyanın deve kuşu yumurtası gibi yuvarlak olduğunu söylüyor. Nazihat Suresinin 30. ayeti. Ne zaman söylüyor bunu? 1400. Yani evet, elips şeklinde değil. Yani deve kuşu şeklinde olduğunu söylüyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu 1400 evet. önce Kur'an söylemiş. Evet. Ama bin yıl sonra Galile öldürülüyor. Dünya yuvarlaktır dediği için. Yani Kur'an söylemiş bunu. İşte bu bilgilerin esasında tek tek açıklanması gerekiyor. Yine Mümin Suresinin 15. ayetine bakalım. Dereceleri arşa kadar yükselten ve her şeyin yönetildiği arşın sahibi olan Allah, mahşer gününün olacağı hakkında uyarılmak üzere uygun görmesi ve kendi emriyle hak eden kullarına ruhu vermiş, ruhu veriyor ve eğitilsin diye de dünyaya göndermiş. O zaman bir bilgi çıktı karşımıza. Ruh dünyaya eğitilsin diye göndermiş. Bilgi bu. Bakın Kur'an'ı konuşturuyoruz. Mümin 15. Devam ediyoruz. Kehf suresinin 7. ayeti. Sakın boş yere üzülme diyor Hazreti Muhammed'e. Çünkü biz öğrenci ruhlardan kimlerin iman edip muhkem kurallarımıza uygun olumlu ameller gerçekleştireceğini, kimlerin de şımarıp yanlış yola sapacağını ayırt etmek için dünyayı aldatıcı bir cazibe merkezi, ziynet merkezi yapmışızdır. Bakın ruhların eğitiminde hangi yöntem kullanılıyor? O yöntemde çıktı karşımıza. Yunus 14'e bakıyoruz. Yunus suresinin 14. ayeti. Sonra da halife olmayı becerip beceremeyeceğinizi anlamak üzere sizleri yeryüzüne yerleştirdik der. Yani halife olma Allah'ın dünyayı huzurlu, hoşgörülü, anlaşan toplum halinde getirmeyi becerip beceremeyeceğimizi öğrenmek için dünyaya yerleştirmiş bizi. Yaratılış amaçları yavaş yavaş çıkıyor ayetlerle. Evet. Şimdi İsra 85. ayette ruh dediğimiz ve dünyaya eğitim için gönderilmiş olan öğrenci ruh hakkında çok az bilgi verilmiş olduğuna değinilmiş. Ruh hakkında Kur'an'da bilgi var mı? Çok az bilgi verdik size diyor. İsra suresi 85. ayet. Şöyle başlıyor. Ya Muhammed, sana ruhu sorarlar. Evet. Onlara ruh Rabbimin emrindendir, yarattıklarındandır ve emrine göre hareket edendir. Size ruh hakkında ancak algılayabileceğiniz kadar ve çok az bir bilgi verilmiştir diye açıklama yap der Hazreti Muhammed'e. Çünkü meraklı olanlar soruyor ruh nedir? Demek ki evet. Kur'an'da çok az bilgi ancak size verildi diye algılayabileceğiniz kadar bilgi verildi diyor ruh hakkında. O yüzden mi az bilgi verilmiş hocam? Evet. O nedenle size biz kapasitenize göre... Daha fazlasını algılayamayacağı için. Evet. Bunların. Onun için hani ilahi sistem konusunda veya ruh, din konusunda belirli sınıra kadar geleceğiz. Çünkü beynimizin kapasitesi sınırlı. O bakımdan çok zorlamayacağız beynimizi de bu konularda. Algılayabileceğimiz kadar algılayıp iktifa edeceğiz. İkna olacağız, razı olacağız bilgimizin aldığımız kadarına. Çünkü çok zorlarsak beynimizi bu sefer hastalıklar başlıyor. Ben aynı zamanda... Aşamayacağımız bir sınır var o zaman, böyle anlıyorum hocam. Ne kadar aynen. uğraşsak da, ilim bilim sahibi olsak da aşamayacağımız bir tat var. Oradan sonrasını ne yapsak çözemeyeceğiz diye anlıyorum. Benim uzmanlığım... Yani yorumdan ibaret kalacak. Efendim? Yani belli bir araştırmanın sonrası, hani belli bir yerden sonrası ne kadar uğraşsak da yorumla sınırlı kalacak. Gerçek mi değil mi? Tabii ilahi sistemle ilgili. Evet. Yoksa bilimsel araştırma ve çalışma, ilim yapma Allah'ın yarattıklarında gizlemiş olduğu gerçekleri bulma sanatıdır. Yani biz esasında buluş yapmıyoruz bilim adamı olarak. Biz mevcut bilim, gizlenmiş olan bilim kütüphanesindeki ilgili kitabı seçme avantajına sahibiz. Bilim yapınca. Mevcut gizlenmiş bilgiyi buluyoruz. Yaratılış bilgisini buluyoruz. Yaptığımız bu. Yoksa biz keşif yapmıyoruz, buluş yapmıyoruz. Gizli olan bir bilgiyi raftan çekme avantajını elde ediyoruz bilim adamı olarak.